Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın talebelerinin üstün özellikleri 9. bölüm. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın ashabından olmak isteyen bir Müslüman sabırlı, takva ve güzel ahlaklı olmalıdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin soyundan olan İmam Cafer-i Sadık Hazretleri, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın yakınlarından ve onun ashabından olmayı isteyen Müslümanların, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhurunu beklerken Kur'an'a tam uygun hareketler içinde olmalarını ve Allah'ın razı olacağı güzel bir ahlak göstermelerini tavsiye etmiştir. İmam Cafer Sadık şöyle buyurur: Kim kaimin Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın ashabından olmak isterse, beklemeli ve bekleyiş halinde kendisinden takva ve güzel ahlak sergilemelidir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın talebeleri, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın aldığı kararlarda hiç zorluk çıkarmayacaklardır. Resulullah Efendimiz bir hadisinde, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın talebelerinin Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a karşı teslimiyetlerine şöyle dikkat çekmiştir: Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a karşı bir kölenin efendisine karşı olduğundan daha itaatli ve boyun eğici olacaklar. Talebeleri Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın aldığı tüm kararları hiç sorgulamadan itinayla uygulayacaklardır. Bu onların Allah'a imanlarındaki derinliğin ve samimiyetin de göstergesi olacaktır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın talebelerinin dünyaya yönelik maddi ve manevi hiçbir hırsları olmayacaktır. Ey Ebu Hureyre! Bu topluluk, Hazreti Mehdi Aleyhisselam cemaati zor ve güç bir yola girerek peygamberlerin derecesine kavuşurlar. Allah kendilerini doyurduktan sonra açlığı, giydirdikten sonra çıplaklığı, içirdikten sonra susuzluğu tercih ederler. Allah'ın katındakine ümitlerini bağlayıp bunları terk ederler. Hesabından korku duyarak helali dahi bırakırlar. Dünyaya sadece bedenleriyle ilgi gösterirler, onun herhangi bir şeyiyle iştigal de etmezler. Onların Rablerine olan itaatleri karşısında melekler ve peygamberler dahi hayrete düşer. Ne mutlu onlara, ne mutlu onlara. Allah'ın onlarla benim aramı birleştirmesini ne kadar çok isterdim. Mehdi talebesi olmak zor ama pek zor, pek zordur. Maşallah. Böyle üç kağıtçının, dünya aşıklarının, aklı zayıf olanların, imanı zayıf olanların, dünyasını kurtarmanın peşinde olanların, evlilik, yuva kurup işine gücüne bakmak isteyenlerin, efendim dünyasını mamur etmek isteyenlerin, köşe dönmek isteyenlerin yapacağı bir şey değilmiş. İnşallah hocam. Evet. Hele korkak ötleklerin yapabileceği hiçbir şey değilmiş. İnşallah. Samimi Müslümanlar, Hazreti Mehdi Aleyhisselam ve talebelerini zamanla sevip takdir edeceklerdir. Hadislerde Hazreti Mehdi Aleyhisselam ve talebelerine karşı zulüm, baskı ve eziyetlerin yapılacağı, onu kötüleyenler olacağı bildirilmiştir. Ardından bu kişiler azalacak, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı seven ve öven insanların sayısı zamanla çok artacaktır. Hazreti Peygamber şöyle dedi: Cebrail bana haber verdi ki, Ehl-i Beyt'im benden sonra zulme uğrayacak. Bu zulüm, onlardan olan Hazreti Mehdi Aleyhisselam ortaya çıkıncaya, onların, Hazreti Mehdi Aleyhisselam ve talebelerinin şanı yücelinceye ve İslam ümmeti onları sevmekte birleşinceye kadar devam edecektir. O dönemde onları kötüleyenler azalacak, sevmeyenleri zelil olacak ve övenleri çoğalacaktır.